Ümit abi, Galatasaray Bekan sorunu mu? Şimdi bak, iki saat, iki buçuk saatlik toplantıda mutlaka dil sürüşmesi veyahut da yanlış cümleler kurulabilir. Biz de burada dört kişi birden yayın yapıyoruz. Ara zaman zaman ara ağzımızdan belki de hiç düşünmediğimiz cümleler de çıkıyor. Doğru mu? Doğru. Doğru. Normal. Şimdi mesela biraz önce konuştuk, sen abdest almayı biliyor musun dedi. Ali Koç'un dili mi sürçtü? Ben şaka yaptığını biliyorum. Espri yapıyordu ben, bir dakika. Abi ben art niyetli olsam bu lafı başka yönde anlayabilirim. Bir dakika, örnek veririm. Örnek vererek gidiyoruz kardeşim. Tabii, yok, çok yere gelir bu laf çünkü. Ama ben onun niyetini biliyorum. Sen niyetini biliyorsun. Bir dakika, tamam mı şimdi? Tek başına 2000 kişiye konuşan birisinin hata yapma lüksü vardır kardeşim. Bak şimdi Galatasaray derken 30 milyonu kastetmiyor. Şimdi o zaman burada bir şey konuşalım. 3 Temmuz'un bir kumpas olduğunu herkes kabul ediyor herhalde, doğru mu? Hiç şüphe yok. Ama birçok Galatasaray, Allah korusun, Allah korusun. Velev ki şike diye baktılar, Allah korusun diyorum. Ama kimse Ahmet Mehmet yaptı demiyor, Fenerbahçe yaptı diyor. Evet. Orada niye kişi konuşulmuyor? Örnek veriyorum. Allah korusun öyle bir şey olsa kişi olarak değil de bütün bir Fenerbahçe olarak. O dönemde çok konuşuluyordu ama abi. Kişileri ve kurumları ayıralım tamam diye. Tamam. Kişileri ceza verelim, kurumları tamam ayıralım. Anlatabildim mi? Şimdi yani bunu 30 milyona söylediğini dili sürçtü diyorsun sen. Bunu yani mantığı yok. Niye söylesin? Yani şimdi bir şey söyleyeceğim. Söylüyorsa kınar mısın bu konuda? Kınarım. Yani koskoca en yakın akrabası. Galatasaray'da yönetici değil mi? Şey, söz divan üyesi değil mi? Kız kardeşinin eşi. İnan Kıraç. Evet. Galiba. Yani orada Galatasaray'da dostları yok mu? Ya da halasının eşi. Yani Galatasaray'da dostları yok mudur? Muhakkak vardır abi. Yani şimdi onun için mesela kardeşim bak Ali Koç herhalde 5 yıl boyunca benim kadar eleştiren biri olmadı. Ama ölmüş kardeşi üstünden yok elmalar, armutlar, ananaslar diyerek ölmüş kardeşi üstünden bu yapılırsa o canavliyle her şeyi yap. Sen de o canavliyle her şeyi yaparsın Müşer. Peki, yaparsın abi. Niye Trabzon maçı oynuyorsun abi? Tamam Dursunuz Bey zaten dedi ya işte. Arkadaş, ortak arkadaş dedi açıkladı. Onunla ilgili yaptı yapacağını. Galatasaray kulübünün içine niye katıyor? Ama şöyle Galatasaray camiayı katmıyor Evren abi. Kişiler şimdi mesela nasıl o dediğin adamlar ya, bütün 30 ya, milyon demiyor ama ya. Ya orada dedi, cümle eksikliği dedi var. Galatasaray bütününe 30 milyon Galatasaray demiyor ki. Galatasaray kulübü deyince bence orada şöyle yani... Dediğin çok doğru Ümit abi. 2,5 saat basın toplantısı olmaz. Ben bunu daha önce de falan söyleyeyim. 2 saati Galatasaray konuşur. Yani 20 dakika konuşursun. Anladın mı? Soruları alırsın biter gider. Şimdi diğer konuya gelelim. Mesela bununla ilgili benim yayınımda da bir kavga olmuştu. Ya arkadaşlar şimdi biz geçmişte hata aramaya kalkarsak. Yok geçmişi aramıyoruz. Hayır bunun için demiyorum ya. Her şeyi ararız. Çok var. Her şeyi buluruz. Ama hani şimdi bugün Murat için Özkaya konuşuyorum. Değil mi? Evet Murat Özkaya evet. Ya şimdi Adana Demirspor'un başkanı Fenerbahçe'de doğru mu? Doğru. Doğru. Rahmetli Cavcav Galatasaraylı mı? Doğru. Doğru. Siz bunlar atkı takıp Galatasaray'ın oynamayan oyuncularla kulübenin arkasında amigo gibi sevindiğini hiç gördünüz mü? Ben görmedim. Doğru değil abi yaptın. Ha belki Murat Sancan Adana Demirspor başkanı önce olmadan var. Başkanı iken diyorum. Başkanı iken başkanı gördüm. Iken. Abi sen kendi maçının devre arasında çıkıp Ankara'da Galatasaray maçı ona da git. Galatasaray sorumlusuna kadar gidiyorsun ya. Maç sonunda sen Eyüpspor'un başkanısın. Galatasaray galibiyetini kutlamak için soyunma sahasına kadar giriyorsun. Sponsor ol. Tren sevinci yapıyorlar da. Sponsor ol bir şey demem. Kaldı ki ben mesela şunu söyledim. Özellikle mesela başkan olduktan sonra ya 20 yıldır 50 belki 30 yıldır Koç grubu Beşiktaş'a sponsor oluyor ama Ali Koç burada başkanken oraya sponsor olmasını rakibi güçlendirme açısından doğru bulmadım. Bunu eleştirdim ama sen hem sponsorsun Murat Özkaya. Hem taraftarsın hem amigo gibi davranıyorsun. Abi sen Galatasaray'ın oynamayan oyuncularla atkıyı takmışsın. Kulübenin arkasında oturuyorsun. Maç sevincini yaşıyorsun. Seneye Galatasaray Eyüp Spor oynasa son maç Galatasaray Eyüp olsa ve galibiyetle Galatasaray'ın şampiyonluğu ortaya çıkacak gibi bir şey olsa. Şimdi bu arkadaş Eyüp ama Spor'un şampiyonluğu mu? Tüpraş'ta Beşiktaş'a sponsor. Tüpraş'ın yönetim kurulu başkanı da Ali Koç. Bir dakika abi anlatıyorum. Aynı şey değil mi yani? Ama bir şey anlatıyorum. Bak konu dağılmasın. Yok aynı üzerinden gitmeye çalışıyorum. Ya kardeşim yanlış olduğunu söylemedim mi? Ne şey anlayamıyor musunuz galiba? O yanlış. Ben bunun doğru olmadığını söylemedim mi? Söyledin. Daha tamam. Ne anlamadan bana geliyorsun hani, yani? Yok hayır şöyle. Var yani örnekleri o anlamda var söylüyorum. Var ama yani Ali Koç'ta sponsor olan bir adam gidip Beşiktaş soyunmasına mı gidiyor? Yok hayır. Beşiktaş atkısı mı takıyor? Hayır. Beşiktaş'ın oynamayan oyuncularla kulübenin arkasında seviniyor mu? Şimdi yani. Seneye Galatasaray'a evin maçı var. Son maç.
Olmaz mı? Çok uzağa gitme. Pendik maçı. Pendik Ömer de aynı insanı. Ömer Koç. Ömer Koç. Tüpraş Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç. Pendik'le gelin de resmi. Ömer Koç abi. Baksın tamam, arkadaşlar. Düzeltelim ya, Ömer Koç. Ömer Koç. Ömer Koç. Ömer Koç. Hasta Beşiktaş'ı çok iyi bir Beşiktaş'ı babası gibi. Ali Koç falan başlar. Buna rağmen ben mesela kabul etmediğimi söyledim. Doğru bulmadığımı söyledim. En azından başkanlık süresi içerisinde. Bunu söyledim abi. Bunu söyleyen benim. Ama Galatasaraylı Hatay bir tane ben bir Galatasaraylı'dan şunu duymadım abi. Murat Özkaya'nın bu yaptığı yanlış sözünü duymadım. Ben kendi adıma konuşuyorum. Kimsenin adına konuşmuyorum. Pendik geç. Kağıt üzerinde olmayabilir. Onun olduğunu herkes biliyor ama. Önümüzdeki sene Galatasaray Eyüp maçı son maç olsa. Son maçta şampiyonluk gidecek olsa. Ben sana bir soru. Eyüp yenilirse küme düşecek. Galatasaray yenilirse şampiyon olacak. Murat Özkaya kimin şampiyonu? Hangisini ister? Peki abi ben adam öyle. Hangisini ister abi? Ümit abi madem öyle niye Umut Nayır'ı Murat Özkaya'dan aldı? Abi niye aldı? Fotoğraflar verdi. Ya, koalisyon ama kurduğunu düşünüyorsun. Harika. Verdi onu. Tamam bir dakika. Evet. Ya abi tamam başkan bana bunlarla gel. Ali Koç. Başkan bunlarla değil. Gel. Söylüyorsun abi, bana bunlarla gel. Niye mesela? Umut Nayır zaten Galatasaray isteseydi elleriyle götürürdü. Umut Nayır almasının yanlış olduğunu zaten ben söyledim. Galatasaray istemedi, Beşiktaş istemedi, Trabzon istemedi. Bizimkiler istedi, verdiler. Ya başkanla da selfisi var. Onunla da ilişkisi çok. Tabii tabii. Yani, Ali Başkan'la tamam da selfisi var. Ama bu işler onun için ya da Göksel Gümüştağ'ın başkan olmadan önce UEFA dönüşü üstü çekti yani beraber sevinmiyorlar mı uçakta kardeşim? Tabii tabii yani direkt sen daha iyi biliyorsun abi sen de yaşamadın her, tabii, her başkanım ama hep şeyin içindeydi. Rahmetli Cavcav ne yapıyordu? Galatasaray 4.5 mu verdi? Fenerbahçe 4.600 verse Fenerbahçe'ye veriyordu. Aynen öyle. Kulübünü önde tutuyordu. Aynen öyle. Ama sen öyle bir durumda şu görüntülere ama Başakşehir'in de örneği var. Mesela verelim hemen. Galatasaray İrfan Can'ı çok istiyordu. Fenerbahçe aldı. Abi değil abi. Bu doğru örnek değil. Galatasaray 4,5 milyon euro veriyor. Öbürü 17 milyon euro veriyor. Bir şey ne anlatıyorsun 11. yani? 11 abi ama. Kim veriyor? Ya Mustafa Cengiz açıkladı. 4,5'tan fazla vermem dedi abi. İşte Galatasaray 11 artı oyuncu verdi. Ama Fenerbahçe verdi resmiyetle 4 milyon aldığını açıkladı ya. O yüzden diyorum. Ya tamam sen de biliyorsun ya. Kimse 4 nereye 17 nereye yani. Tamam mı? Kaldı ki ben 11. Göksel'e böyle bir suçlamada bulunmadım. Başkan olmadan önce dedim. Başkanlıktan sonra Galatasaray atkısı takıp da kulübenin arkasında sevilmedi. Yok. Ben var olan bir şey anlatıyorum. Yani çok basit, somut bir örnek veriyorum. O basit toplantısından haklı oldukları yer de var. Haksız olduğu yer de var. Yarın Galatasaray'da basit toplantısı yapar. O da kendinin haklı olduğu yerleri çıkarır. Haksız olduğu yerler de olur. Hiç kimse tek başına %100 haklı veyahut da %100 haksız değildir. Hiçbir savaş galip olmaz. Bravo. En güzeli bu. Ama savaşların kazananı olmaz. Ama arkadaşım ben şuna bakıyorum. Yani ben yani bunu hani Evren abi biz burada bir aileyiz. Tabii onun üzerine söyleyeyim ama ben bir Galatasaraylı'nın çıkıp da şunu dediğini görmedim. %100 ya. Burada da bu yanlış dediğini görmedim ya. İşte Murat Özkaya örneği ortada kardeşim. Yok, ya. Yok ben dedim onu. Senin üzerinde konuşmuyorum dedim. Şöyle niye? Senin üzerinde tamam, konuşmuyorum şöyle dedim. Burayı dedim, kastetmiyorum yani Galatasaraylı dedim olarak kimliğini ön planda tutmasaydı keşke. Çünkü çoğu kulübünde Fenerbahçeli başkanları var biliyorsun Anadolu Kulüp'te. Hep de oraya destekliyorlar. Fark etmiyor yani ama bunu açıklamamak lazım. Anladım. O yönden de çok dikkat çekti. Sevgili Beşiktaş. Işte, Murat Sancak mesela Fenerbahçe başkan olmak istediğini daha önce söylemişti. Bak Okan abi bak tamam, bir açıklama var. Fenerbahçe'ye FETÖ konusunda çamur atacak en son kurumun başında siz gelirsiniz. Galatasaraylılar. Rakibimizin atanmış başkanıyla ilgili düşüncelerimi paylaşacağım. Şunu kastediyoruz. Sayın Başkan birkaç kez niye üçüncü kez başkanlığa geldiği sorulduğunda Sayın Cumhurbaşkanımız rica etti dedi. Öğrendim dışarıdan birkaç dokunuş olmuş. Ya atanmış başkan diyor. Sayın Cumhurbaşkanı istediği için yani kendi iradesiyle seçilmedi. O atadı oraya. Yani Sayın Cumhurbaşkanı da atadı abi diyor. Şimdi bak bir dakika. Ne bir bu şimdi? Nereye çekiyorsun mesela tamam algıyı sen? Ne oluyor bu şimdi? Bilmiyorum. Yani siz ne düşünüyorsunuz? Ya, bence ikiniz de biliyorsunuz da ben cevaplayayım bari. Yok hayır. Ben yani bilmiyorum. Ben size söyleyeyim. Şu var. Türkiye'de Ali Koç'un dışında sence izin almadan başkan olan biri var mı? Yani icazet diyelim. İzin farklı var, şey icazet diyelim. Özür dilerim icazet. Var mı kardeşim? Hadi bir söyleyin bana. Ben Ali Koç'un da ya da bir iki başkanın dışında. Ali Koç'un da icazet almadığını düşünmüyorum abi. Vardır vardır. Başkan vardır. Yani hatta genele bak genele. Genel baktığın zaman. Genele baktığın zaman böyle değil abi. Böyle değil. Kusura bakmayın yani. Hepimiz biliyoruz neyin ne olduğunu. Doğrudur yanlışı tartışmıyorum. Ben de Cumhurbaşkanı olsam belki ben de aynı yolu izlerim. Ben de bütün şeyi elimde tutmak isterim. Herkes bana yani peki, inandığım insanlar benim güvendiğim insanlar belli STK'ların, sivil toplum kuruluşlarının başında olsun isterim. Bu başka bir şey. Ümit abi hem federasyon başkanına hem de Galatasaray başkanına diyor ki atanmışlar. Federasyon başkanı atanmış. Şimdi kulüpler birliği başkanı kim? Ali Koç. Ali Koç. Tamam çok güzel. Kulüp başkanları seçti. Bir dakika madem atanmışlığa karşı çıkıyorsun o zaman çıksaydın kulüpler birliği başkanı olarak sıfatı olarak. Ben istemiyorum atanmış başkan deseydin. Seçmiyoruz deseydin. Kimle ilgili?
Mehmet Büyükekşi ile ilgili. Abi ne anlatıyorsun bir şey ya? Hayır mesela 300 tane oy kullanılıyor. Zaten 67 tane evet verildi. 267 tane evet verildi. Hangi atanmışlar, atanmışlar karşı ve dirençliysen diyorum. Fenerbahçe de kabul etti bunu. Tek başına kimse bir şey yapamaz. Sen yani oraya Fenerbahçe... Abi Ali Koç bu ama yani. Abi, alelade bir adam değil ki. Ya Ali Koç da ben 5 sene... Fenerbahçe kulübünün başkanı. Ben 5 sene eleştirdim. Kulüpler Birliği'nin başkanı. Hayır, beni... Yani, ben beni senin için demiyorum. Hayır beni susturmaya kalksa susturamaz mı? Yani şöyle susturamaz. Tamam. Susturamaz yani, hayır, şunu demek istiyorum. Yok susturmuş şimdi. Hayır yok. Yok o transfer yaptı. Sizin objektiflik anlayışınız bu işte. O transfer. Hayır bir dakika. Objektiflik anlayışı bu. Bak Türkiye'de. Ali Koç'u eleştirmeyince. Bak Türkiye'de. Susturmuş. Evren abi. Eleştirince Ümit objektif. Ümit abi Türkiye'de bak. Okan abiyi tenzih ediyorum. Çünkü hani Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşılık tartışması. Hem Galatasaray'da hem Fenerbahçe'de oynamış iki futbolcu. Bu kadar objektif konuşan ben daha görmedim. Bu konu için özelinde. Hayır yani şimdi bak şu bu konu özelinde. Ya şimdi konuyu zaten lan, kimse konuşamadı gibi. Galatasaray'ı eleştiriyorsun. Bak Fenerbahçe'yi eleştiriyorsun. Diyorlar ki Erdem Timur'dan evimi aldın. Galatasaray'ı eleştiriyorsun. Bugün namussuzun biri yazmış. Beko'dan diye ev eşyasımı aldın. Bak şimdi. Ne adammışım lan. Millet bana millet ben konuşmayayım diye neler yapıyormuş. Şimdi bak şimdi. Yani böyle bir adaletsizlik olamaz. Abi adalet merhamet. Bu bir insanda olması gereken iki şey. Bravo. Ben ama ben demiyorum ki yüzde yüz haklı. Ama öbür taraf hiç haksız demiyor ki. Ya, öbür taraftan yani birisi çıkıp da yüzde yüz haksız demiyor. Teknik olarak örnek vereyim. Abi Tete'nin pozisyonuna penaltı değil demeyenlerin İrfan Can'ın pozisyonuna penaltı deme lüksü yok. Ofsayt timsiyle şampiyon olanların burada Fenerbahçe'nin lehine yapılan bir hatayla giden maçtan sonra Erdem Timur'un açıklaması var. Şampiyonluğu etkileyecek bir 3 puan deme lüksü yok. Önce bunu Fenerbahçe için de söylüyorum ha. Bizim de lehimize yapılan hatalarda bunu demiyorsak başkasınınkine deme lüksümüz olmamalı. Mesela Ali Baştan hep Fenerbahçe Galatasaray'ın lehine yapılan hataları bahsetti. Yani bu sene ben objektif olarak söylüyorum. Fenerbahçe'nin daha çok lehine tamam, hakem hatası yapıldı. Evet tamam bir dakika. Yani Kasımpaşa yalnız, maçı var, Trabzon maçı var, Alanya maçı var. Bir şey söyleyeceğim. Yalnız, her pozisyonda bir penaltı tamam, çıkıyor. Tamam bir dakika. Çizgiyi nasıl nereden çekiyorsun? Çizgiyi bu sene üzerinden çekersen böyle olur. 6 sene, 10 sene üzerinden çekersen başka bir şey olur. Başka bir şey olur. Yani şu bardak başka bir markette viski bardağı, öbür yok, markette ayran bardağı neyse duruyor. Ayran bardağı su bardağı değil. Ya neyse abi yani, bakış açısı diye bir şey var. Olamadı Fenerbahçe 10 yılda. Nasıl? Hakemlerden mi şampiyon olamadı? Ha, tabii ki ondan değil. Abi kendi son 5 başarısı... yılda abi 4 farklı takım hayır, şampiyon hayır, olmuş. Evren abi zaten bravo, teknik olur. Abi bir dakika. İki yani, Galatasaray. He. Abi ama şimdi konuyu oraya öyle... Başakşehir. Ben zaten biz teknik başarısızlığını ben 5 senedir eleştirmedim mi? En çok sen eleştirdin. Sanki eleştirmemişim de yani ben buraya bağlanmıyorum. Ben sana, onun yorumuna yorum Emre katıyorum. Abi sana muhalefet olsun diye söylemiyorum. Hayır onun yorumuna yorum katıyorum. Aslında. Buyur abi. Anlatabildim mi? Onun yorumuna yorum katıyorum ben. Yani mesela şimdi Rasim'in ya Mert Hakan yiyorsa bunu Trabzon'da yapsın. Şimdi Mert Hakan bu hareketi yaptı mı yaptı? Tasvip etmedim bir hareket. Kesinlikle. Söyledin mi? Söyledim. Abi ben de onu dedim ama. Tamam. Hakemi tehdit edilmesi. Yani bu baskı. Baskı da yani yorumlama şeyi. Aynısını Kaan Ayhan yaptı. Niye kimse konuşmadı? Hani niye kimse konuşmadı Vinicius'u abi? Vinicius'u konuştuk da şeyi konuşmadık. Vinicius ağzını aça gözünün içine baka baka neredeyse köpüklü ayran gibi balgamı dolduracaktı. O ceza almayınca bir Allah'ın kulu konuşmadı da. Ben ikisini de tasvip etmiyorum bu arada. Konuştu ya herkes. Bütün medya konuştu. Ama İkari'yi... Galatasaraylı'dan bahsediyorum. Emin abi. Medya konuştu değil. Genel medya demiyorum. Galatasaraylı'dan bahsediyorum. Ya zaten Galatasaray %20 abi zaten. Medyada bir şey kalmadı ki. Zaten %80'i zaten her tarafa bağlamışlar. Bir yapacak bir şey yok ki. Oo. Dijital medyada o tarafta. Bir dakika. Yani ağırlıkta o konuşuluyor zaten. Galatasaray'da medyada temsilcisi yok. Her tarafı bağlamışlar. Zaten onunla ilgili de zaten baktığında normal yorumcular Galatasaray çok şey objektif konuşuyorlar genelde. Dijital medyada zaten birkaç tane var. Onlar da biliyorsun. Kulüp hem kulübe yakınlar hem Galatasaray'la ilgili de zaten savunuyorlar. Biz de işte ortada gidiyoruz. Yani ben burada hak biraz olarak önce ne dedim? Ya bu ligde şampiyonluk kupası vermezler. İletişim kupası versinler. Sosyal medya kupası versinler. Sürekli açıklamalar var abi. Tabii. Abi iş çığırından çıktı artık. Tadı tuzu kalmadı yani. Kimse tek başına %100 ben haklıyım demesin. Ne orada desin ne burada desin. Maalesef ama hep söylüyorum. Her geçen gün daha kötü günleri konuşuyoruz. Yani geçen haftadan daha kötü gündeyiz. Haftaya bugünden daha kötü günde olacağız. Yani bu bir gerçek. Ya ben aslında Ümit'le şey ben bu konuyla ilgili Ümit'inize de katılmıyorum diye genel konuştuklarıyla ilgili hakem hataları şu olmuş bir takımlara. Ben Ali Koç'un açıklamasıyla ilgili olaya katılıyor mu? Doğru mu yani yaptı? Abicim kısmen sen doğru. Sen niye suçmesi diyorsun? Hayır mesela ben diyorum ki ben önünden okuduğunu gördüm. Haklı olduğu taraflar yani da çok okuyarak çünkü bunu yaptı. Hayır, genelinde önemli noktalar alarak
Sen mesela şöyle. Bu normal bir Dursun durum Özmen... değil yani. Teknik olarak yani bireysel olarak eleştirsin, başkanı her şey desin ama camiayı kulübü sokması, devamlı tamam, da onuklayarak söylemesi Dursun bunu Özmen da... ölmüş kardeşi üzerinden bu göndermeleri yapması doğru mu? Yok ananaslı elmaydı armuttu. Yani ben... ölmüş kardeşiyle ilgili yanlış tabii öyle. Bence de yanlış. Aynı. Burada da yanlışlıklar var. Şöyle bu bak bireysel... İkisinde de yanlışlıklar var. İkisi de yüzde saklı değil. Belki olmayan bir şey için işte oturduk, o onu aradı, o aracı soktu, şu oldu. Bunları açıkladı özel durumları mesela. Hı hı. Zaten oradan bir şekilde söyledi. Veya onu eleştirdi. Ama Galatasaray kulübüne hiçbir zaman Fenerbahçe kulübüne Dursun Özbek getirmedi kulüple alakalı. Ama kulübün başındaki adam ki... Ha. Getirmedi yani. O da o kulübü temsil ediyor. Yani baktığın abi, zaman ikisi de... Ya ikisi de baktığın zaman bak ikisinin de kendine göre haklı tarafları var. İkisinin de bize göre haksız tarafları var. Çünkü suç gariptir abi. Hiç kimse kabul etmez. İkisi de kendine göre %100 haklı. Ya biz abi ülke ya? Olarak sen... biz eğer beka sorulursa Galatasaray... Bunu onaylıyoruz mu mesela? Ya bunu Galatasaray... Ben şunu düşünüyorum. Veya hayır FETÖ örgütüyle bunu şey yapabiliyor... Adlandırabiliyoruz mu Galatasaray kulübü? Bunlardan her camiye sızdılar. Ya camiaya işte bunu diyemezsin demek istiyorum. Tamam, sızdılar. Tamam. Ama bunu 30 milyona demedi. Ben öyle düşünmüyorum. Yani abi, orada bir cümle camiye eksikliği var. Bak. İşte ama bütünüyle diyemezsin demedi ama. Özür dilemiyor mesela. Ha? Nasıl? Hiçbir şey içinde özür dilemiyor mesela. Her şey söylenip kalıyor, ya, gidiyor. Ve bu abi normalleşiyor. Bak bu çok tehlikeli. Federasyon oldu da normalleşti. Bir özür yok. Erden Timur bir hata yaptı. Çıktı özür diledi. Yapmaması lazım. 1000 defa önerdik ama hep o ön plana geliyor. Ama bu olaylara baktığında hepsi kapatıldı gitti. Aha. Sanki hakem dövmek. Niye hakem ne zaman dövüldü? Hangi başkan? O açıklamadan sonra oldu. Ya bayağı oldu, 2 ay oldu. 2 ay oldu ama. Federasyon işte bunlar normalleşti ve kapatıldı gitti. Bu da normalleşiyor yani. Bu da yanlış. Burada yani insanlara bunu söylemek doğru bir şey değil. İki kulüp federasyon başkanını istemiyor. Ümit abi. Federasyon başkanının gidebileceği stat yok ya. Yo Ali Koç hiç öyle bir şey söylemedi. Nasıl söylemedi? Hiç istifa falan desin demedi. Dedi abi. Resmi olarak vallahi demedi hiç. Söylediler gitse ne olur gitmese ne olur dedi. Ben şunu resmi söyleyeyim. Olarak da bir açıklama yaptı da bir tek Galatasaray yaptı abi. Sonra da Beşiktaş mı yaptı? Beşiktaş ya. Şunu söyleyeyim bak bir açıklaması da var diyor ki FETÖ'nün boruzanlığını yapan Rasim. Şimdi ben bir şey söyleyeyim 3 Temmuz 2011 bir süreç bir günde gelmediler önce ortam oluşturdular oraya. O dönem oraya ortam oluşturan gazete ne? Taraf gazetesi demişti. Onların o dönemki zaten Rasim'e de o yüzden vuruyor sen orada yazıyordun falan diye. Peki oranın spor müdürü kim? Oranın spor müdürü bugün Fenerbahçe'yi savuruyor kendince. Şimdi sen koskoca Fenerbahçe kulüp başkanısın. Bunları görmüyorsun, okuyamıyorsun ya da sana eksik bilgi veriyorlar. Yani senin hedefi doğru seçmen lazım. Sana kim ortam hazırlamışsa bu işlere... Hazırlanış da yanlış değil mi? Bak tabii eksik bilgi ve bak ben 2 sene dedim ki Fenerbahçe'de paralel Fenerbahçe yapılanması var. 2 sene sonra Ali Başkan çıktı dedi ki Fenerbahçe'de paralel Fenerbahçe yapılanması varmış. Şimdi başkanın daha derin hazırlanması lazım. 2,5 saat açıklama yapıyor... O kadar çok şey söylüyor ki başıyla sonu belli değil. Tutarlı da değil zaten onu da söyleyeyim. 2,5 saat basın toplantısı olmaz. Eğer hedefin 3 Temmuz'dan intikam almaksa daha doğru araştırma, daha hani donelerin sağlam olması lazım. Anlatabiliyor muyum abi? Ya ama işte hep kalbe vuracağına diyelim kola vuruyor. Sonuca da gidemiyor. Başarı da sağlanamıyor. Ne konuşuyoruz bak, biz bugün bak, abi? Okan abi ne konuşuyoruz? Beka sorunu dediğini evet, konuşuyoruz. Futbolu konuşmuyoruz abi. Biz burada ne adamıyız? Futbol adamıyız. Futbolu konuşmak için buralardayız değil mi hepimiz? Tabii. Şimdi baba ne olursa olsun kimse kusura bakmasın. Tabii ki de Ali Koç'un ben niyet okuyamadığım için ne niyette söylediğini de bilmiyorum. Ama büyük bir camiayı terör örgütüyle ilişkilendirmek doğru değildir. Kim yaparsa yapsın bunu. Ha, Ali Koç yapıyor mu yapmıyor mu değil. Belki bireysel olarak bazı kişiler üzerinden hocanın dediği gibi dil sürtüşmesi yaşamış olabilir. Bazı kişiler üzerinden örnek vermeye çalışmış olmuş olabilir de. Ama abi biz kim haklı, o haklı, bu haklı diye aramamamız gerekiyor. Artık başkanların da yöneticilerin de açıklamaları biraz daha yumuşak geçmesi gerekiyor. Toplum öyle bir duruma geliyor ki insanlar sokaklarda artık burun buruna gelmeye başladı. Bu doğru bir şey değil. Bak statlarda, oralarda, buralarda artık dikkat edin. Eskiden böyle değildi. Şimdi küfürler, hakaretler, federasyon başkanına, başkanlara, yöneticilere, eski efsaneler. Yani bunların sebepleri ne biliyor musun? İşte başkanların yapmış, yöneticilerin yapmış olduğu açıklama. Şimdi Galatasaray takımı bu ülkenin yüzde kulüplerinden bir tanesi. Büyük kulüplerinden bir tanesi. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray kardeşim olmadı mı? O ligin rekabeti tadı çekilmez. Ama işte buradaki yöneticiler de babacığım biraz daha sağduyulu olun ya. Ne olursa olsun. Belki... Hocanın dediği gibi ailesi ölmüş kardeşi üzerinden yapılan söylemleri de onu bir anda tahrik edip hataya da sürüklemiş olabilir. Ama ben Ali Koç'un 30 milyonu katarak bu söylemi içerisine alarak bu söylemi söylediğini düşünmüyorum. Bak o şekilde iyi niyetli düşünmeye çalışıyorum. Artık da lütfen bunun önüne geçilsin.
Biz burada futbolu konuşalım. Bak konuşurken bile bu tür konular abicim ağzımızda bin tane, beynimize bin tane düşünüp cümle kurmaya çalışıyoruz. Ağzımdan yanlış bir kelime cümle çıkarsa acaba Silivri'ye doğru yol alır mıyız diye bir tedirginlik yaşıyoruz. Yalan mı abi? Şimdi bu ülkede... Biz rahatsız canım, bizim bir sıkıntımız yok. Hayır, konuşurken biz rahatsız, biz rahatsız ama konuşurken yine onu anlatmaya çalışıyorum. Dikkat etmemiz gerekiyor. Maalesef artık futbolun içinde kalamıyoruz. Futbolun içinde kalamıyoruz. Bu ortamın gerilmemesi gerekiyor. Lütfen artık biz saha içini konuşmak istiyoruz. Hakemler de, federasyonda, başkanlar da biraz daha saha duyulu olsun. Hiçbir başkanın yeri geldiği zaman açıklamalarını tasvip etmedik, burada eleştirdik. Bundan sonra da kardeşim lütfen buradan başkanlara sesleniyorum. Biraz daha duyarlı, sağduyulu açıklamalar yapın da biz de zor durumda bırakmayın. İnsanları da farklı yöne yönlendirmeyin, kamuoyunun içindeki, toplumun içindeki insanları.